Şimdi önce Amerika'ya giden bir saat ekibi Amerika hava alanı içerisinde saat ekibini kurarak bir Reyhani ve hem Türkçe Kürtçe söylenince çalgılar çaldı ve bütün dünya televizyonları bunu yayınladı. Dün ben saat 11.15'te TRT1'de onun ödülü alma nedeniyle beni aradılar ve bu konuda sizden de adınızdan da bahsederek, Mardin Büyükşehir Belediyesi'nden bahsederek bu gibi etkinliklere belediye olarak çok ağırlık verdiklerini ve bunu zaman zaman bu kültürler arasındaki çalışmaları yapıldığı hem sizin hem de valinin de ben bunu özellikle ben izah ettim kendilerine. Şimdi bugün Türkiye Mardin'i tanıyor. Bakın dikkat etmişseniz turist, yerli yabancı turist ana baba günü olmuş. Şu anda bir otelde bir yatak yeri yoktur. Bunu uluslararasına getirmek çabayla var. Bizim zaten amacımız Mardin'i dünyaya tanıtmaya yönelik bir program ortaya koymak. Sıkıntılarımız az değil. Yani biz buraya geldiğimizde gerçekten belediye diye bir şey yok. Belediye anlayışı yok, belediyecilik yok. Yine baktığımızda bizim kafamızda çok şey var. Ben Mardin'i uluslararası bir konferans salonuna kavuşturmayı düşünüyorum. Ve burada birçok etkinliği Mardin'de gerçekleştirmeye yönelik bir çalışmayı sürdüreceğim. Umut ediyorum ki şimdi bizim bu başbakanlığa gönderdiğimiz hem kültür merkezi, konferans salonu ve hizmet binası konusunda 6 aydır bekliyoruz. Halen imzada bekliyor, gelmedi. Biz burada çalışmaları başlatacağız. Uluslararası bir konferans salonu, bir kültür merkezi oluştu. Şimdi sizin insanları ağırlayacak konferans salonunuz yoksa, kültür merkeziniz yoksa bütün bu etkinlikleri rahat yapamazsınız. Ve Mardin'de halen bunu yapacak, insanları davet edecek, Mardin'i tanıtacak bir yerimiz yok. Bir konuklayacak şeyiniz yok. Konferans yapacağınız bir yerimiz bile yok. Şimdi biz bütün bu eksikleri ortadan kaldırdıktan sonra inanıyorum ki çok kısa bir süre sonra Mardin'in rengi, şekli, insanların Mardin'le olan ilgileri çok fazla değişecek. Ve şuna inanıyoruz ki bugün bir uluslararası konferansı Mardin'de yapsak, bütün dünyadan tanınmış insanlar gelir. Türkiye'deki birçok yazar, birçok köşe yazarı, birçok Türkiye'de etkin olan insanlar bugün bile geliyor. Siz Mardin'de bir uluslararası konferans salonu yapın, bir kültür merkezi kurun. Biz burada organize ederiz. Herkesi Mardin'e getiririz, şey yaparız. Tabii ki bu bizler için önemlidir. Mardin'in dünyada gerçekten öyle çok da ismi duyulmamış bir şehir değil, ismi duyulmamış bir yer değil. Yani birçok insana gittiğinizde Mardin İstanbul'da mukayese eden bazı insanlar var dışarıda. Yani Türkiye ile ilgilenenler. Ama tabii ki biz bunu daha güçlü bir hale getirmemiz lazım. Hem turizmcilerle birlikte, hem kültür çalışmasını yapanlarla birlikte. Ve belediyemiz ortak bir çalışma programını çıkararak nelerin yapılacağı konusunda bir çalışma yapacak. Geçmişte bizim otelcilerle de bir araya geldik. Şimdi bizim eksik olan bir yönümüz daha var. Mardin'e düzenlenen turları bir günlük turlardan çıkarmamız lazım. Üç günlük insanların gelip rahat edebileceği, barınabileceği, onu ikna edebileceği bir çalışma yapmamız lazım. Bu da tabii ki bu turizm şirketleriyle bu konuda diyalogları oluşturmamız lazım. Başında söylediğim gibi geldiğimizde biz de rahat değiliz. Beynimizde, kafamızda yapılacak çok şey var ama bunu gerçekleştirmek için zemin müsait değil, imkanlarımız müsait değildi. Bugün belediyemiz, büyükşehirimiz, ilçelerimiz dahil yavaş yavaş toparlanıyoruz. Bundan sonra stratejik bir plan dahilinde neler yapacağımız konusu da yavaş yavaş gündemimize getiriyoruz, gündemimize sokuyoruz. Bu çalışmaları yürütüyoruz. Ben 2-3 yıl içinde Mardin'in çehresinin ve Mardin'e olan ilginin çok büyüyeceğini ve değişeceğine inanıyorum. Hep birlikte biz burada halkımıza, insanlarımıza, bu güzel şehrimize hizmet edeceğiz. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Biz Sayın Başkanım, bazen fırsatı bir var da fırsat. Bakın, kuvvetli hafta kadar
partinin politika asimilasyon etkileşmesinde ve ki partiye ve cemdeşinde ve tabu sazi ve dizginin gelip Kürt ve cemdeşinin hember bir politikayı derken hani çoğal hember bir politikaya kışaltını al ser çandı derken hani büyük ayı buraya çıkıla derken. Rastı gerek en baş sanıbın ki devlet leser yek miydi? Parti avakı. O hakikatta Mezopotamya, Anatolia şinler. Kültürü ve pırani, çamlı kültürü cüda şahane, lübederi. Le evde fazla bana kışağın davudu, kültüre keter edildi. Le mardin, ilo ev jiyana dedi. Jiyana Arap dedi, jiyana Süryani dedi, jiyana Ermeni dedi, jiyana Ermeni. Jiber bir havi nahfasını merdin, de nah gelandı. Jibo peşeroşa gelan, یکی دیگر چه بود؟ نوا گلاد تشنی جبو پشروش گل بگی هجن هف گل و گل فکر رومانی خوب کنیم لهم بری سیاست دولت دخوازی خوب کنیم شبه دیترست جبر بیا وی دخوازن بان چاند و کلتورانا نگشن اف چاند و کلتور لهم بری هف بود به سالان مثلا اف گفتیم عربش کرده حزنک کرد جه عربا حزنک کرد جه با عربا تعلقات مزنه یعنی بی آوائی ده مشی انسان ده گلک چی کرد ده گلک انبیا شهوری را کرد انبی باوری ارتشتی حاتی گوتن نوائی ام گل برای هم پیش هزار سال دنابا بی آخیر ده مجیانه کی سویشی اف گلانا وی پبرشیانه بکن لی بو کفی ببراتی و گلشی هر حرمت بکنم کانه من بگیشن آرمان چفرم راستیشی چند و کلتوری روشلات و ناوی در کبن حولی آلوزی و استنگی رو روشلات و ناوی جدیم ای رو هم دویجنیم به سر دین ای رو سر مذهبا ای رو سر چی که نقاشی داره دنیا لیگ وقتا دین و مذهب و اولی و کبیگ وقتا که آبا ببین سیاست اکوانی و روشلات و ناوی روزلات نبود، دنبال تصویر امپریالیسم جیره در کنار. او قلب به جنر. لعفشی یعنی مجی منطقه دولت آن نتای و یا اوصال دولت، او پر نامش یعنی او منطق نخوازد دشکی و چه بود، نخوازد گهرندن اگلا چه بود، نخوازد دنوا گلا دیالوگ چه بود. لی مردی چیجی که خصص یعنی استم دویش مردی هم با علی، اولی، هم چاندی، گلکی دولمن، جعالیه دلده. ناو آناتولیا و روشلاتا ناویجی دی کبریت نسید، ستراتیجیکی آینی زمان را. جبر بیاری بسر مردین دخوازن که مردین نگو آرامده، مردین خانون نکن، مردین چاندی آفانون نکن، مردین هف کبتری در کتن وشارتی بمینه، بسر بیاری شید و سیاست دین نشاندن امویدی بیدید. Ben bir öneride bulunmak istiyorum. Sen Kürtçe anlıyor musun Adnan Bey? Anlıyoruz efendim hepimizi. Az çok anlıyoruz. Yok, Kazaklar beraber zaten. Sen de öğren, biz de Arap Sayın, Sayın Başkanım, biliyorsunuz madem bir şey olması nedeniyle bugün çok önemli bir statüse girmiş. Avrupa'daki vatandaşlarımız Avrupa'dan direkt olarak Mardin'e, hava meydanına inmek istiyor. Sizin bir yazınızla, Uraştırma Bakanlığı yetkililerine bir yazı yazmak suretiyle direkt olarak hiç olmasa haftada veya ayda bir Almanya'da, Hollanda'da, İsviçre'den direkt olarak buraya aktarılması. Bir iki, turizmle aktarılan bir memlekettir. Malum diyorsun, turizm alanında çok büyük yer almak. Şimdi Adnan Bey, turizm zabitası. Bakın, bu bizim şeylerimizle bitmiyor. Bakın, siz hepiniz burada basın mensubu. Halkın içindesiniz. Gelir burada bir kampanya başlatalım. Mardin'in tarihi önemli, bir kültür merkezi, bir inanç merkezi. Bu uçuşlar gümrüğün buraya oturtulması ve insanları direkt Mardin'e gelebilecek bir çalışmayı yapalım, imza toplayalım. İkincisi Mardin Kalesi'nin sivilleştirilmesi, halka açılması konusunda bir insan kampanyasını başlatalım. Biz bu ikisini bugünden başlarsın. Evet. Bir de yemek olan arkadaşlar da burada. Gelin biz bir de yemek. Başkanlar burada
bir şey yaparım. Ben bunu yaparım. Mesela Mardin Kalesi'nin halka açılması, devredilmesi, ustesilerin çıkması konusunda tamam. Şey yaptım. Ha mesele İmir Ali'ye kadar gitti. Bir de işte müsteşar işte Ahmet Bey oranın önemini bilmiyor bizim için. Ya ne önemi var? Bir cep telefonlarıyla Orta Doğu'yu dinliyoruz. 1950'lerde yapılmış olan bir şeyin artık günümüz dünyasında bir şeyi de var. Eğer çok önemliyse buradan alırlar. Karşıda da aynı o görüntüyü verecek. Orada rahat şey yapacak. Buraya ataşıyabilirler. Şimdi halk burada bir destek sunmadığı zaman sizin siyasetten söylediklerinizi adam işte siyasi partidir, işte halka mesaj vermek için. Ama burada biz ciddi bir kampanya başlatırsak hem Mardin havaalanının uluslararası bir havaalanına dönüşmesi nedenleri ortadadır. Bir kültür şehridir, turizm şehridir, Orta Doğu'nun merkezidir. Bir bu, ikincisi Mardin Kalesi'nin halka açılması konusunda bir kampanya var. Ve inanıyorum ki başarılı da olur. Evet, yani başkanım biz sizin yanınızdayız. Mardin Gazeteciler Cemiyeti olarak. Hepimiz birlikte tek tek dükkan esnaf gezer, imza toplayalım. İki konumuz toplayalım. Biz sizin yanınızdayız. Başkanım. Şimdi yazın. 50 sivil topluluk kuruluşlarına ben gezerek imzalarını ben alacağım bunlara. İsimleri ben size verelim. İmzaları atın. Arkadaşlar burada, gazeteciler burada. Şimdi arkadaşlarımız biraz not da iletti. Onun da bilginiz olsun. Vali ile Vali Yardımcısı'nın başkanlığında bir turizm komitesini de oluşturuyoruz. Burada birlikte sonuçta şehrimizde birlikte çalışmayı yasaklayabiliyoruz. Onlar hizmet konusunda bize yaklaştığı müddetçe biz de valilikle birlikte bu işleri yapacağız. Turizm, kültür alanında, tanıtım alanında. Yine bizim eksik olan bir şeyimiz var, turizm zabıtasıydı. Bunu da gerçekten insan bile gelen esnafa karşı veya gelen turiste karşı saygılı, duyarlı. Ama gerçekten Mardin'in turizmini olumsuz yönde etkileyecek davranışlar konusunda esnafı eğitecek, esnafla diyalog kuracak bir turizm zabıtasını da oluşturuyoruz. Çok güzel olur. Bu da çünkü bazı şikayetler geliyor. Yani turistlerden hem esnafın tavrından hem oradaki taşıyan şoförlerden zaman zaman geliyor. Bu konuda da ciddi bir şey yapacağız. Yine esnaflarımızın bu etiket şeyini bir alışkanlık haline getireceğiz. Yani öyle herkesin önünde şeyinde malum üzerinde etiketi olacak. Burada belediye ile birlikte. Çünkü halktan da şikayet geliyor. Mardin'in artık çok pahalı bir şehir olduğu konusunda bize şikayetler geliyor. Onda da bir düzenleme yapacağız. Biz bunu yani uçakla ilgili biz bunu aslında zaman zaman getirdik. Tamam böyle de bizim birbirimiz yok. Daha sonraki ordumuz halk, halkı bir baskı unsuru yaparsak daha etkili oluruz. Ve bu anlamda yoksa biz girişimleri yapıyoruz. Mardin havaalanının uluslararası havaalanına dönüşmesi konusunda görüşmeler de yaptık. Fakat önemli olan halkı buna. Bir halkın talebi olarak oldu. Sayın Başkan, geçtiğimiz günlerde buradan yurt dışından uçuş gerçekleşti. İlk uçuş. Demek ki yapılabiliyor. Daha devam etmesi için çabuk çalışmak lazım. Gittik mesela Kürdistan'a gittik. Orada Neçirvan Barzani işte arabayla dönecek. Dedi yok ben kabul etmiyorum. Kendi özel uçağını verdi bize. Ben de Aysel Hanım. Oraya geldik özel uçağıyla getirdiler. Bizi Diyarbakır'da indirdiler. Ne gümrük var ne şey var. Orada geçişlerimizi sadece. Yani isterlerse yapabilirler ama bahane olarak efendim gümrük konusunda hazırlığımız yok, şeyimiz yok diyor. Ama aslında Kürdistan'da bu bölgede böyle uluslararası uçuşlar çok hoşlarına gitmiyor. Yani siyaseten yaklaşıyorlar. Yoksa bunu yapabilirler. Yani 10 tane gümrük şeyini gönderirlerse veya bir şeyle bu çok devlet için uçuşlar sadece şey Kürdistan Mardin arası yapılacak. Zaten kurulduğu zaman bu amaçla Urfa Havaalanı uluslararası olacak. Mardin Havaalanı uluslararası olacaktı. Ama bugüne kadar en ufak bir çalışma yapılmadı. İşte bizim zorlamamız lazım. Halk olarak zorlamamız lazım. Yani biz halkı öne çıkarmasak, halkın talebine dönüştürmesek maalesef çok fazla da ciddi adım atmazlar diye düşünüyorum. Evet, teşekkür ederim. Peki efendim, Sayın Başkanım. Kampanyayı ne zaman başlatmayı düşünüyorsunuz resmi olarak? Nasıl? Kalenin ve havaalanının. Biz hemen bugün yarın burada arkadaşlarımız kampanya şey yapmışlar ki hazırlayın.
bir kampanya açalım, imzaları başlatalım. Tamam. Buradaki siz basın mensuplarını da buna öncülük yapmasını istiyoruz. Yani burada hem esnafla hem şeyle. Yani burada çok mevcut olan dernekleri mi? Tabii ki derneklerimizi, sivil toplum örgütlerimizi, ticaret, sanayi, sivil toplum ve bütün derneklerini halka da açmak lazım. Esnafa da şeye de at. Yani bir Mardin halkının talebine dönüşsün. Yani halkın talepleri biraz sivil toplum örgütlerinden daha fazla dikkat çekiyor. Yani bir halkın talebi. Yani bugün 100.000 imza ile biz böyle bir şey kampanyaya alsak etkisi fazla olacak. Ve bunu ulusal basınla paylaşma, bu konuda çalışmaları aktarma konusunda da sizin bu konuda emeğinize de ihtiyacımız var. Yani bunu her çalıştığınız basınla, bu bir halkın talebidir, bunu müşterine çıkarın dediğinizde etkisi olur. Çünkü basın bugün en önemli güçlerden biridir, kuvvetlerden biridir. Yani siz yerelde hangi basınla, hangi ajansla çalışıyorsanız, biraz onlar üzerinde de... Şey de yapın başkanım, daha zamanı gelmemiş. Biliyorsunuz Derik'te çok muhteşem bir gül çoktu. Yani Türkiye'nin en güzel meyvelerden birisi incirdi. Bunların yarışmasını yapınız. Leblebi yapıp yarışmasını yapınız.